Ne de ben e, sormak isterim, şimdi Sayın Türker diyor ki yapılan bu değişikliklerle ilgili olarak e, Sayın Ağrı'yla olma daha aktif bir e, görev verileceğini tahmin ediyorum diyor değil mi? Öyle diyorsunuz. Hayır yani da, aktif değil de bir başka görev verilecek. Yani ya, şöyle ben, buyurun. şöyle bir şey söyleyebilirim belki. Şimdi bütün bu konuştuğumuz konular, Sayın Bakanım'ın söylediği konular da dahil olmak üzere bunların hepsi e, bizim yorumumuz. Yani Tabii. Sayın Bakanım kendi tecrübesine, İnsan arasındaki ilişkilere Meral Hanım'ın, e, Koray Bey'in, e, Sayın Koray'ın e, daha belki çalışmalarını istinaden bir yorum yapıyor kendine göre. Yani bu değişiklik olsa olsa bundan dolayı yapılmıştır diyor. Zafer Bey daha biraz daha menfi e, şey yapıyor. Yani herkesin yorumu değişik olabilir. Ama e, yani bana göre e, tabii ki şeyin etkisi olduğunu değerlendiriyorum. Yeni Seçim kanunu etkisi olduğunu değerlendiriyorum. Bir defa Yeni Seçim Kanunu'nda... E, ona bakmaksızın önce bir şey söyleyeyim. Ee, öncelikle bir cumhurbaşkanı seçimi konusu var. Cumhurbaşkanı seçiminde e, ne kadar fazla oy alacaklarsa e, öyle bir teşki, öyle bir teşkilat kurmak durumundalar. Ve aynı zamanda belki işte e, cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin oylarını da almak durumdalar. Belki AKP'nin e, tabarından da yani merkezi anlamda düşündüğümüz, merkez e, partisi gibi düşündüğümüz tarafa, İyi Parti'ye oy gelecek. Belki bunun hesabını yapıyorlar. Yani e, bu kadar ne kadar çok alabiliriz. İkincisi, %7 olayıyla birlikte şöyle bir sorun ortaya çıktı. Yani siz e, bir yerde güçlü bile olsanız, girseniz bile e, eğer %7'yi geçemiyorsunuz milletvekili çıkartmanız çok zor. Onun için e, mecburen iki şey yapmanız lazım. Bunlardan bir tanesi, kendi teşkilatınızı değiştirmeniz gerekiyor. Yani milletvekili yapacak insanları seçmeniz gerekiyor. Bir de o diğer partilerin oyları size gelmesi için o partilerdeki e, adamları belli yerlere getirmeniz veya milletvekili aday olarak göstermeniz gerekiyor. Kimden gösterecekler? Ya İyi Parti'den gösterecekler altın yani kesin ya da Cumhuriyet Halk Partisi'den gösterecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı belli. Çok daha fazla artma oranı e, yok yani işte belli. E, ama yükselen parti kim? İyi Parti. İyi Parti yükseldiği için Dolayısıyla İyi Parti'nin teşkilatlarında buna benzer bir değişik olması lazım. Ki İyi Parti milletvekili olarak gösterdiği, yani dışarıdan alacağı, yani Davutoğlu'ndan, ondan sonra şeyden, nasıl bir şey yapılır bilemiyorum. Davutoğlu'ndan, arkasından, şeyden, Deva Partisi'nden, ondan sonra diğer partilerden ne kadar oy alır? Kim, kimle irtibak kurar? Zaten HDP'nin ayrı bir yeri var. %7 aldığı zaman ki al, alabilir yani sorun değil onun için. O milletvekili çıkarma konusunda bir, bir sorun yok. Ee, ama diğer e, partilerin var. Deva Partisi'nin ve e, öbür parti şeyin Davutoğlu Partisi'nin e, ikisinin de sorunları var. Onları mecburen alması gerekiyor. Onlara oy vermeleri için insanların e, sırf e, ülkücü gelenekten ya da milliyetçi muhafazakar gelenekten geliyor diye e, oy vermeyebilirler. E, çünkü eğer Merkez Partisi oluyorsanız daha geniş bir kitleye hizmet e, e, şey yapmanız lazım, hizmet lazım. Sizin e, milletvekili adaya gösterdiğiniz, eğer Deva Partisi'nden bir milletvekili adayı gösterdiniz, eğer o milletvekili adayının seçilmesini istiyorsanız, büyük ihtimalle e, herkesin e, oy verebileceği, yani e, sadece Deva Partisi'nin, İyi Parti'nin de oy verebileceği, iyi Partililerin de oy verebileceği, birini aday olarak göstermek durumdasınız. Bana göre gelişmeler bunun için bu, bunu esas alıyor diye değerlendiriyorum. Ee, yani vitrini değiştiriyor e, Sayın e, Mer e, Sayın e, Meral Hanım. Vitrini değiştirirken de Milliyetçi Muhafızakar e, Ali Ağaroğlu'nu belki dediği gibi Bakan'ın farklı görev verebilirler. Onu yana alıyor. E, teşkilatı değiştiriyor. Kendine bağlıyor teşkilatı. Bu konuda bir sürü yorum var ama bence yaptığı iş e, hem teşkilat hem e, şeyde ee, yani bu HDP'ye karşı çıkan e, grupta Ali Ağaroğlu'nu Ali Ağaroğlu e, farklı yerlerde kullanmak suretiyle e, partisinin oy alma oranını genişletmeye çalışıyor. Öyle bir şey yapsın ki e, diyelim ki e, şeyden e, Selamet Partisi'nden e, oy verenler, e, Selamet Partisi'ne oy verecekler. E, şeyden ya, millet, e, ya Cumhuriyet Halk Partisi'nden girecekler ki Cumhuriyet Parti, Halk Partisi'nden ilave milletvekili yaptığınız zaman e, büyük bir ihtimalle kaybetme imkanınız olabilir. Yani şöyle kaybetme imkanınız olabilir. 125 oy oranı varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin oraya dışarıdan milletvekili getirdiğiniz zaman, milletvekili adaya getirdiğiniz zaman bu %26'ya, %27'ye %27 çıkmaz. Ama bu adamları, e, özür dilerim adam diyorum, e, bu e, siyasetçileri şeye getirdiğiniz zaman, e, iyi İyi Parti'ye getirdiğiniz zaman İyi Parti'de bunların oy alma oranı daha yüksek olur. Yani İyi Partililer... Onların farklı partiden gelmesine rağmen şeye oy verebilirler. E, bu bu milletvekili adaylarına oy verebilirler. Bu bakımdan ben e, olay tamamen bir strateji şey e, ne diyeyim strateji yeni bir yapılanma kuruluyor ve yeni e, siyasi partiler yasasına uygun bir değerlendirme yapılıyor. Tabii bunun dışında farklı şeyler olabilir mi? Zafer Bey'in söylediği gibi yani e, şeyden rahatsızlık olabilir diğerlerinden. Ali, ağır Ağaroğlu'ndan rahatsız olabilir. E, Koray rahat Bunlar da olabilir tabii ama asıl yapmak istediği konunun bu olduğunu değerlendiriyorum. Diğer konular da bu arada yani diyorlar ya bir taşla üç kuş bulmak falan gibilerden onlar da olabilir. Ama sonuçta şuna bakmamız lazım. Biraz evvel yine söyledi Sayın Bakanım. bu çarşamba günü yapacak olan şey toplantısında İYİ Parti'nin toplantısında grup toplantısında belki bunun amaçları açıklanabilir. Yani e, o zaman orada yapılacak söylemlerden e, bir bir şeyler çıkartıp bugünkü yorumlarımızda onları birleştirip bir şeyler bulmak daha mümkün olabilir. Ama hiçbir parti, e, biraz evvel Sayın Zafer Şahin de söyledi ama hiçbir parti, iktidar Partisi dahil, MHP dahil, hiçbir parti yaptığı değişikliklerin niye olduğunu açıklamak zorunda değil. değil tabii ya. O zaman size şunu Yani e, bunu, tabii. bunu önemli olan şu, önemli olan şu, önemli olan e, onu… Ee, seçmenin algılaması gerekiyor. Seçmene yönelik faaliyetler e, yapılması gerekiyor. Yoksa e, biz gazeteci olarak farklı yorumlayabiliriz. E, eski siyasetçi olarak farklı yorumlayabiliriz. Eski asker olarak farklı yorumlayabiliriz. Ama asıl sorun e, ortaya koran bu teşkilatın ya da ortaya koran değişikliklerin şeye yönelmesi. E, seçmene yönelik seçimde oy alma. Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem Milletvekili seçimlerinde daha fazla oy nasıl alınabilir? E, ona bakmak gerekiyor. Ee, ve bu iş içinde en uygun parti, gençlerin yapılacağı parti bana göre iyi Parti. Çünkü iyi Parti'nin oy oranının artma olasılığı her zaman var. E, ee, şahıslara bağlı kalarak da iyi Parti e, bu e, elastikiyetini kaybetmemeli diye değerlendiriyor. Evet şimdi Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı seçiminde HDP'nin ihtiyacı olduğu ihtiyacı olduğuna siyasi gelişmelerden aslında görebiliyoruz. Şimdi bu durum aslında HDP'yi kilit parti durumuna mı getiriyor? CHP'li Oğuzhan... girmeden bir bakanına soru sorayım mı? Ee, Onunla ilgili. Tamam buyurun. Sonra. Çünkü önemliyi düşünüyorum. Buyurun. Sayın Bakanım şimdi değerli komutanımın sözlerini onayladı. Yani burada bir strateji sonucu bu değişiklik evet. yapılıyor dedi. Ben merak ettiğim konu şu. E, doğru bir seçim kanunu yasalaşıyor ve artık her parti ona göre pozisyon belirliyor. E, gerek Koray Aydın, Sayın Koray Aydın, gerek Sayın Yavuz Ali Ağaroğlu bu yeni çıkan kanunda yani siz Meral Akşener gözüyle baktığınız takdirde neye uymuyor da değişiklik ihtiyacı sevdi? onları bak. Ya da tenzil rütbe değilse yeni bu kanunla birlikte nasıl bir beklenti var bu işlerle ilgili? Değişiklik yapmadı. Bir kere Koray Aydın siyasi işlere bakacak. Yani bu Bahsettiği biraz evvel paşamın... Oradan aldı ama. hayır, bahsettiği o stratejileri yürütebilmek için yanında inisiyatif kullanabilen, aldığı bilgilerle teşkilatın da nabzını tutabilen bir kişi olarak muazzam bir karar verdi. Bakın yani Meral Hanım'ın da hem de MHP'den önce Doğru Yol Partisi'nde siyaset yaptığını unutmayalım uzun bir süre. Doğru. Yani merkez partide siyaset yaptıktan sonra ailesi gerçi abisi filan MHP'de yapmış ama sonradan oraya intikal ettiğini de unutmayalım. Şimdi burada Sayın Koray Aydın şu anda görevini kaybetmiş değil. Yerine belki gelecek kişi eski yardımcılarından birisi olacak. Hayır o bıraktığı görevde ne var ki bu teşkilatlanma işte? bitti. Teşkilatlanmayı yaptı. Yani teşkilatlanmadan amaç illerde büyük kongreye gidildiği zaman oy verecek, parti yönetimini belirleyecek, insanların kontrolünün teşkilattadır. Ama bakanım şimdi tam çalışma zamanı teşkilatları. Hayır, seçime gidiyorsunuz. O, o çalışma değil ki yapılan iş. O çalışmayı seçim işleri başkanı yürütecek. Diğerleri yürütecek. O çalışma teşkilatın mensuplarını bulup kongrelerin yapılmasını sağlayıp partinin hani getiriliyor ya şunları yapmazsan seçime giremezsin vesaire o olumsuzlukların ortaya çıkmasını önlemektir. Yoksa teşkilatlanırken el er teşkilatı aldığı kişilerle değil o teşkilata teşkilat başkanı aldıkları artık teşkilatın muvazzaf görevlisi oldukları anda genel başkanla muhataplar. Sürekli yani genel başkan ziyarete giderken gelirken vesaire. Buyurun Sayın Pekin. Şimdi burada Koray Aydın'a görev Tenzili yok ama evet. ilk kuruluşta önemliydi. İlk kuruluştaki teşkilat başkanı partinin illerde seçimlerde delege olacak, oy kullanacak kişilerin oluşmasında önemli bir güçtür. Ama Koray yazıyor. Aydın... Ben şimdi bir takımda ilk 11'i belirliyorum tam maça çıkacağım başka bir adama devrediyorum. Hayır efendim öyle değil. Ben ki. öyle algılıyorum. Hayır hayır öyle değil ha. teşkilat. Yani canım, teşkilat canım, işi eğer, görevden alma. Eğer, Koray, eğer sizin, Koray Aydın'dan eğer, sonra eğer örgütler, Aydın'dan eğer, örgütler Aydın'dan eğer görevden de, almaya başlarsa canım canım aa, o zaman sen. Koray Aydın'a karşı bir oyundur. Olmayacağını da bilmiyoruz. Ha, tabii o olmaz ki olduğu zaman Koray Aydın da orada Şimdi, görevden alma. Sayın adım. Şahin sizi duyamadık buyurun lütfen. Ha, şöyle, şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Eğer, Tabii Sayın Şahin'i dinleyelim bu akşam size geleceğim. Sayın, sayın Koray Aydın sayın Koray Aydın ve Sayın Ağar Aleoğlu bizi dinliyorlarsa daha doğrusu Sayın Bakan'ı dinliyorlarsa bence birkaç gündür yaşadıkları sıkıntı, stresi üzerlerinden atmışlardır. <laughs> Valla e, öyle atacaklar. İkizi de çok bence gö, gizli, göz ardı gizli, etmemiş. Güzel, Merhaba güzel abi. haberler alacaklar Bakalım çarşamba günü doyurucu, Sayın Bakan'ın ifadelerinden şey ben onu yani anlıyorum. Işte, ya Sayın Bakanım siz yılların kurdusunuz <laughs> bu ülkede bakanlık yaptınız DSP genel başkanlığı yaptınız evet. Allah aşkına teşkilatlardan sorumlu bir insan o görevden alınıp tenzil rütbe edilir de görevden bu onun için daha iyi olur ediliyor. mu? Ya, Yavuz Aralıoğlu Grup Başkan Vekilliğinden Parti Sözcülüğünden Genel Başkan Yardımcılığından hayır, alınır hayır, da hayır, sonra hiç. ona Bakın, daha iyi bir görev Şahin, verilir, verilir ben ben mi? Yapmayın, Sayın Şahin, sizler terfi oldu hayır, ben, size, ben size şöyle yap. son şunu söyleyeyim. Siz böyle söyleyeyim, söyleyeyim. O kişilerin haline değerimiziye bakıyoruz. Bense o kişilerin kafasından geçen iti götürüyorum. Peki Sayın Şahin ben olsam onların yerinde terfi ediyorsun diyorum ya. Terfi ediyorsun. Yani neye terfi ediyorsun? O altılı masada biraz evvel paşamın anlattığı hani kim nereden aday gösterilecek, oylar nasıl alınacak masasının dizaynında politikaların oluşturulmasına Koray Aydın söz sahibi oluyor. Koray Aydın'ın teşkilatları görevden alınmıyor ki yerinde duruyor. Koray Aydın'ın yerine gelen kişi kalkıp teşkilatları değiştirmeye kalksa olur ama değiş bir kişi değiştirmez. Neden değiştirmez biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim size. Yeni yasa Diyor ki senin kongrelerin olmalı vesaire. Sen değiştirmeye kalksan ve kongre yapmazsan seçime girme hakkını kaybedersin. Yani 2018 yılındaki duruma düşersin. Hiç kimse yapmaz. Yani bu siyasetin gerçeği var. Bu gerçeğine ne karşılık? Koray Aydın çalışırken tek başına değildi ki yalnız bunlardan birisini tanıyorum Ankara Milletvekili. O da bizim dönemimizde MHP'de milletvekiliydi. Onun yardımcılarından birisidir örgütlenmede diğer arkadaşları var. Burada yapılan şey şu bakın. Yani şu anda inanın bana ne AK Parti ne de Milliyetçi Hareket Partisi burada konuşulan gibi yazılıp çizilen gibi düşünmüyorlar. Bunları buraya getirdi, bunu nereye getirecek? Hangi hamleyi yapacak diye düşünüyorlar. Zaten siyaset budur. Yani bizim söylediklerimiz... Hulusi Hanım ben size kulislerde konuşulan iki şey Buyurun. anlatayım. Birincisi İyi Parti içerisinde Sayın Bakan'ın da sık sık atıfta bulunduğu merkez sağdan gelen isimler bu değişikliklerden çok memnun. Kesin, net, Hayır me memnun bilgi. demedim. Bak memnun size. demedim. Hiç kimse de ben ben, ben, ben sizi hayır, demiyorum. Ya ben bakalım, demiyorum, sen, sizi demiyorum. Ben ben iki o kişiye bakıyor. Zafer Bey kendi duyduğunu e, söylüyor. Ha. Aynen iki nokta duymuş onu belirtiyor. Buyurun dinleyelim evet. Sayın Şahin. Ha. Bakın birincisi İyi Parti içinde gel e, siyaset yapan merkez sağdan gelmiş isimler bu e, değişikliklerden çok memnunlar. Yani ülkücü tabandan gelen e, isimlerin partideki etkinliğin azalmasının kendi önlerini açacaklarını düşünüyorlar. Bu bir. İkincisi, Koray Aydın o partideki en güçlü figürdü genel başkandan sonra. E, hırslı bir isimdir. E, yani Ülkücü Hareket'in e, esas partisi olan MHP'nin genel başkanlığına aday olmuş bir ismin illaki siyasetteki hedefi herhalde siyasi işler başkanı olmak değildir. E, teşkilatlar elindeyken bir sonraki hamlede onun kafasındaki yerde İyi Parti genel başkanlığıdır. Bu değişiklikle burada Koray Aydın'ın önü kesilmiştir. E, artı Koray Aydın teşkilatlara çok hakim olduğu için bazı teşkilatların genel merkezde ters düştüğü, bunun da Sayın Akşener'de rahatsızlık yarattığı bütün Ankara'da, bütün İyi Parti'de biliniyordu. Yani bu değişiklikler seçim kanunuyla alakası var mı? Olabilir ama aylardır zaten bekleniyordu. Yavuz Ağralioğlu ve Koray Aydın'a bir tırpan geleceği aylardır siyaset kulislerinde konuşuluyordu. Tırpan gelmedi. Onlarla istediğin kadar bu lafı kullan. İkisi de söyleyeyim. tecrübeli siyasetçidir. Benim ya da senin tırpan lafını söyleyip onları tahrik etmemiz mümkün değil. Neden? Bak yine söylüyorum. Kimseyi tahrik etmek ama, yetmiş ama falan yok Sayın Bakanım. Niye böyle ya, yapıyorsunuz? Yavuz Bey milletvekili aynı zamanda. Bakın eskiden CHP'de ya da MHP'de görevli olup başkanlık divanında görevden ayrıldıktan sonra Partiden mi istifâyetler? Şu anda görevdeler. Komisyonlarda görev yapıyorlar. Mecliste şu bu. Burada yapılmak istenen şey bu ikisi ayrıldığı zaman partinin yapısı değişecek diyor. Ama şu saatten itibaren İyi Parti'de yapılacak şey adayların belirlenmesi olacak. Seçime gidiyoruz. Yani bu bir yıl içinde teşkilat işi yok. Kongre yok. Kurultay yok. Bir şey yok. O zaman bu değişimin altında şunu aramak lazım. Siyasi işler başkanı ne iş yapar? Değil mi? Bunu bilmeden hemen diyoruz ki vay gitti önemli görevinden. Bir kere Koray Bey'le Meral Hanım şu saate kadar et tırnak misali çalışmışlar. Bakın çalışmasalardı, teşkilat emin ellerde olmasaydı Meral Hanım hiç aklına takmadan bu kadar pazar çarşı gezemezdi. Bu kadar Toplantıya katılamazdı. Bu kadar fikir üretemezdi. Yavuz Bey ise bir genel başkan yardımcılığı. Türk yurt dışındaki Türklerden sorumlu genel başkan yardımcılığı. Bu görevi başka bir arkadaşa verdi partide. Bekleyelim diyorum. Bakın. Onlar da bekleyecekler. Çarşambaya kadar bir kere. Ben bugün... bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Buyurun Sayın Peker. Buyurun Paşam. Tayın, e, e, Sayın Bakarım. E, şimdi bir parti lideri ee, gerçekten seçimlere şurada bir buçuk yıl kalmış, daha erken, daha az bir zaman kalmışken tutup da e, partisinde çok kritik adamları değiştirip partisinin oy oranını azaltmak ya da e, takip takipçilere konusunda e, sorunlu bir parti olarak gö göstermek isteyebilir mi? Yani ben bu sorunlu, bundan sonra yapacak hayır, her türlü yapmam. değişiklik Şu anda öyle göstermemiş. Biz dışarıda yani Komutanımın sorusuna takviye yapayım. Dere geçerken at değiştirilir mi? Efendim ad değiştirme değil bu. Bakın yine at bak, biz kimi konuşuyoruz? Bu iki arkadaşı konuşuyoruz. Sayın Bakanım laf diğer yarım kaldı. Diğer görevden alınan. Laf yarım kaldı. O veri atanan <laughs> makam ne iş yapar? Bir açıklar Efendim, mısınız? O siyasi işler baş, başkanlığı ne iş yapar? Söylüyorum. İşte genel mısınız? başkanla beraber bütün siyasi kararlarda bulunur. Meclisle diyaloğun, grup başkan vekille diyaloğun, diğer partilerle konuşmaların içinde baş aktördür. Yani ben de genel başkanken siyasi işlerden sorumlu yardımcım, her genel başkan yardımcısının görevinden sorumluydu. Çünkü o işleri yaparken siyaseten nasıl hareket edilmesini beraber yapıyordu. Şimdi burada Koray Bey'i getirmekle aslında eğer hani MHP diyorsak vesaire diyorsak onlar daha kendilerini güvende hissedecekler şu anda. Aday olunca çünkü aday gösterilmeleri önemli şeyde. Şu anda garanti patronumuz bu işlere bakacak. Şimdi e, divandaki kol şimdi bu e, Yavuz Sayın Yavuz Aroloğlu, e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'lerle girdiği tartışmalarla da aslında sık sık gündeme gelmişti. Sayın Şahin, şimdi e, Sayın Ali Ağroğlu'nun görevden alınmasının e, görevden Sayın Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine gerçekleştiği iddiaları da var. Bununla ilgili ne söylersiniz? Şimdi bakın, eğer Sayın Bakan'ın söylediği gibi ee, bir sorun yoksa Koray Aydın, Yavuz Ağaralioğlu ve Sayın Akşener arasında herhalde çarşamba günü üçü beraber bir poz verirler, bir resim verirler. Kamuoyu da der ki ya demek ki hakikaten bu bir sorun değilmiş. Bu bir bayrak yarışıymış. Onlar da bayrağı yeni arkadaşlarına devretmişlerler. Ee, sorun kapanır. Şimdi şu enteresandır Fulya Hanım. Yani 3 gün olmuş ne Sayın Koray Aydın ne Sayın Ağar bir açıklama yapmıyor. E doğru, e şimdi doğru. Bu adamlar bu kadar memnun da Sayın Bakan'ın anlattığı gibi bu değişiklikten niye çıkıp kamuoyunun merakla beklediği niye bu konuda açıklama Niye çıksınlar? Niye Niye çıksınlar? Onların kamuoyu hayır niye efendim. Onları konuşacakları kişiler parti içinde temsil ettikleri, beraber hareket ettikleri kişilerdir. Yani şu anda Sayın Cumhurbaşkanı bir grup başkan vekilini ya da Genel Başkan Emre değiştirdiği zaman bu kişiler çıkıp kamuoyunu mu açıklıyorlar? Aha, kamuoyu... Yani oradan beklemiyoruz. Diğer partilerden beklemiyoruz. Şimdi bunlar... Niye bunlar üzerine inşa ediyor? Ben de diyorum ki aslında Peki, şu anda bana kızıyorlardır. A, ben full bir şey söyleyeyim. Bana kızıyorlardır. Niye Buyurun. kızıyorlardır biliyor musunuz? Ben onların böyle hata yapmayacaklarını söyleyip bu şekilde tartışırmalarını acaba önlüyor muyum? Aslında Zafer Bey'in anlattıklarından Benzer şekilde anlatanlardan büyük keyif diyorlar. Reklam reklamdır, onlardan bahsediyorsun Peki, Sayın Şahin... ama oyuna getiriyorsun. Peki, ya. Sayın de <laughs> söz, buyurun. Hülya ben hani o görüşe katılmıyorum. Yavuz Aralioğlu'nun görevden alınmasının Kemal Bey'in isteğiyle ola, olduğu olacağı görüşüne katılmıyorum. Sonuçta İyi Parti, e, milyonlarca oy alan e, bir siyasi parti. Burada yani bir genel başkanın, e, bir başka partinin genel başkan yardımcısını, o partinin genel başkanına bunu görevden al diye talimat verme e, böyle bir şey yok zannetmiyorum. ya yapmayın böyle ya bir durum, yapmayın. Söz konusu. yapmayın buna a, Yavuz Ağrı'nın e, biliyoruz. ben şu anda bu e, ben ya. yok diyorum işte ama güler şimdi bu, <laughs> bu düşünceye bakın ben Sayın Yavuz Ağrı'nın tamam, hiç anlamadık. beraber siyaset yapmış aynı düşünce düşünmüş kişi değilim ama ben onu seyrederken ya niye fark etmemişiz bugüne kadar ne kadar tutarlı siyaset yapıyor ama o tutarlı siyasetini yaparken de Genel Başkanı sus dediği zaman ya da farklı bir sus denmez zaten. Genel Başkan farklı görüş söyledi mi anlarsın, susarsın. O genel Başkanı farklı konuşunca Hanım, aa Ben devam söylüyorum. edeyim isterseniz. Evet, demek ki iyi bir siyaset. Sayın Şahin'in sözü yarın kaldı. Buyurun. Şimdi e, zaten ben böyle bir şey olmaz diyorum. Yani Kemal Bey'in de böyle bir şey söyleme söyleyeceğine ihtimal vermiyorum. Meral Hanım'ın da böyle bir talep gelse ona onay vereceğini sanmıyorum. Ya bakın burada Yavuz Aralioğlu olayı şudur. Yani Yavuz Aralioğlu partide hani ayrı baş çekmek diye bir ee deyim vardır Anadolu'da. Uzunca bir süredir hani takımdan ayrı düz koşular yapıyordu öyle söyleyeyim futbol tabiriyle. E ve bu İyi Parti içerisinde ee Bakan Bey ne kadar itiraz ederse etsin bir rahatsızlık yaratıyordu. Buradaki asıl kırılma noktası Koray Aydın'ın elinden teşkilatların alınmasıdır. Konuşulması, üzerinde tartışılması gereken nokta budur o ciddi bir makas değişikliğine işarettir. O makas değişikliği de şudur. Siz Cumhurbaşkanlığı seçimini almak için geniş bir konsensus oluşturmak istiyorsunuz. Erdoğan karşıtlarının oluşturacağı geniş bir konsensüsten bahsediyorum. Erdoğan karşıtları içerisinde hatırı sayılırdan da öte ciddi bir oyu olan bir HDP realitesi var. Kim ne derse desin işin aslı, özü, Ardık niye koklasın budur. Artık HDP Cumhurbaşkanlığı için HDP realitesi var. Şu anda kendi kanunla ilgili Burada şimdi mesela yok. Bakın, Bitti. bakın Fulya Hanım ben bir bitireyim. Buyurun. Ben bir bitireyim. Şimdi, Sami şimdi Sami mesela abi. Sayın Bakan şunun cevabını veremiyor. Ya bu seçim sistemi, sistemi dolayısıyla bu değişiklikler yapılıyor da niye bu değişiklikler Koray Aydın'la Yavuz Ağaroğlu'nu vuruyor? Koray Aydın'da Yavuz Bey'i aldığınız zaman kimi memnun etmiş oluyorsunuz? Kimin oylarını garanti altına almış oluyorsunuz? Asıl mesele bu tartışılması gereken bu. Ha, benim kendi görüşüm siyaseten doğru yapmış olabilirler. Meral Hanım böyle düşünüyor olabilir. Ee, ama o zaman işte kamuoyuna şunun cevabını vermek lazım. Başta söylediğimi söylüyorum. Neden bu iki partide, CHP'de ve İyi Parti'de Atatürkçü, milliyetçi kimliğiyle öne çıkan, bilinen, tanınan, sevilen isimler Birer birer bu partilerde siyaset yapma şansını kaybediyor. Kimi ürkütmekten korkuyorlar, kimi yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Benim cevabını aradığım soru bu. Sayın Aslında... Şahin e, bir de şu noktaya yani bu konuda <laughs> bu konuda e, Sayın Zafer Şahin bu konuda tabii kimse bu işi niye yaptığını söylemez. Tabii canım. Söylemez yani e, mecbur muyum söylemeye? Yani parti başkanı doğru, olarak doğru, yaparım. Eee o Şimdi kim kimse kim yani Senin kafanda o vardır. Benim kafamda başka bir şey vardır. Başkasının kafasında başka bir şey var. Söylemek zorunda değil Sayın insanlar. Pekin, e yani bunu hiç kimse zaten söylemiyor yapılan değişiklikleri. Aslında zannediyorum bu konuyla yapılan ilgili yapılan faaliyetler. Herkes, Mesela işlemi diyor musun? Herkes e, görüşlerini söyledi bu konuyu alaka. Bir, değişik olsa, bir ya başka başlıkla devam edelim. Bir de hareket partisi değişik olsa. Orada da aynı şeyler olacak. Yani söylemezler ama biz sizler tabii gazeteciler çok daha fazla yorum yapıyorsunuz bu konuda. Yani devamını takip ettiğiniz için devamlı konuları sıcak olarak gördüğünüz için daha fazla yorum yapıyorsunuz. Sizler yorum yapacaksınız. Diğerleri yorum yapacak. Hı hı. Ama sonuçta hangi yorum doğrudur, hangi yorum yanlıştır e, o sonraki Zaman iş. belki belli olur. Sayın Pekin niye mü yapıldı, niye müsaadenizle şu noktadan devam